mi diyeceğim. E oğlum yeni yedik daha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim param yok. Param yok. Ben neyim biter Mustafa? Aç mısın? Al bakalım. İstemez, istemez. Lan çocuk! Beni aradığını biliyorum Ali. Ben Karamürsel'de Süreyya'nın yanında olacağım. Oraya gel. Mustafa'yı da getirmeyi unutma. Hayatının en büyük acısı ve imtihanı seni bekliyor Ali. Gidelim. Süreyya Mustafa. Kardeşim sakin. Lan! Hadi. Kendinize gelin Rüştü Paşa! Bu ne cüret? Ben Osmanlı padişahıyım. Siz de benim sadrazamımsınız. Ya terbiyenizi takının ya da mührünüzü teslim edin. Sultanım. Olmaz Mithat Paşa, olmaz. Kimse temsil ettiğim makama karşı böyle saygısızlık edemez. Bizi yanlış anladınız sultanım. Neyi yanlış anladım paşa? Her şey ayan beyan. Sadrazamım geçmiş karşıma, bana ait olan devletin içinde devlet kurduğumu ima ediyor. Bu devlet benim paşalar. Bu devleti benim ecdadım kurdu. Sultanım. Söylediklerinizin hiçbirinin delili yok. Uydurma rivayetlerle Mustafa ile Ali'yi suçlamayın. Sizi bu tahta biz çıkarttık. Emin olun indirmesini de biliriz. Rüştü Paşa! Derhal huzurumu terk edin. Derhal! Sen kal paşa. Mithat Paşa. Sen bana bir söz verdin. Ben de sana. Ben meşrutiyete evet dedim. Sen de benim padişahım ama. Anlaşmamıza bu yaptıklarınız dahil değildi sultanım. Ben kimsenin kuklası değilim paşa. Cesedimi çiğnersiniz ama irademi çiğnetmem. Andolsun ki çiğnetmem. Endişelerimizi anlayın padişahım. Vatan elden gidiyor paşa. Kurtlar sofrasındaki kuzuya döndük. Eğer vatanınızı birazcık seviyorsanız, kendiniz için, iktidarınız için değil, vatan için endişe edin. Mustafa ve arkadaşları görüldükleri yerde infaz edilecekler sultanım. Bunu yapamazsınız. Kıllarına dokundurtmam. Eğer yaparsanız hesabını vermek zorundasınız. Anladım sultan.
Hoca? Hoca niye geldi? Senin durumundaki her günahkara bir hoca lazım Kadı Efendi. Ne yapacaksınız bana? Söz vermiştiniz. Ne sözü? Af sözü. Mustafa. Filinta Mustafa. Ha, iyi ya. Mustafa amirim affetmiş seni demek. Bırakın o zaman. Cahil cahil konuşma. Yıllarca kadılık ettin. Bilmez misin ki bizim seni affetme hakkımız yoktur? Ya padişahımız affeder seni, ya da suç işleyip mağdur ettiklerin. Ne demek şimdi bu? Göreceksin Kadı Efendi. Pek yakında göreceksin ne demek. Bence sen bir tövbeye dur. Bir abdest al. Günahların affolur mu? Orası Allah'ın işi. Kadı Efendi. Tövbe etmenin Allah katında her zaman karşılığı olur. Yeter ki içten gelsin. Samimi olsun. Anladın? Cafer'i öldüren eşkıyayı 2000 altın karşılığında serbest bıraktım. Anlat. Çerkez Hasan davasını... ...1500 altın karşılığında bir günde bitirttirdim. Şerefsiz. Kör Salih davasında asıl suçlu yerine amcaoğlunu aslattırdım. Sarıyer tarafından sulak arazi verdiler. Hepsi bu kadar. Gözünü korkuttuk. Sultan gözü korkacak adam değil, Rüştü Paşa. Mustafa ve takımını tasfiye etmemiz şart. Gel. Size bir not var paşam. Hayrete Şayan. Ne olmuş? Kenan Miloş benimle görüşmek istiyormuş. Çok hayatıymış. O adam vatana ihanetten aranmıyor muydu? İktidarı kaybettiğimiz gün bizi de vatana ihanetten arayacaklar Mithat Paşa. Tamam. Ben çıkıyorum. Eğer sen Mustafa ve takımını derdest etmeyi düşünüyorsan bunu aleni yapma. Buldum işte. Bakın. Şükürler olsun Şemsettin Ulvi Efendi'nin vaktinde yedek kaydı tutulmuş. Buyurun. Alaaddin'den olma, Asur'dan olma. Şemsettin Ulvi Efendi. Ekrem Paşa'dan 3 yıl önce ölmüş. Evet doğru. Yalan söylüyor. Biliyordum. Kim? Teşekkürler. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Feriha Hanım geldiler efendim. Alın içeri. Kenan.
Kenan Miloş. Sizi tutuklatmadan evvel söyleyin bakın bana. Nedir ziyaret sebebiniz? Ziyaretimin sebebini duyunca beni tutuklayacağınızı sanmıyorum Devletlum. Devletlum, âlâ. Usul edepli biliyorsunuz. Ben 12 kuşaktır Osmanlı tebaası olan bir ailenin ferdiyim Devletlum. Başıma ne geldiyse Osmanlı'ya olan sevgimden geldi. Bak sen, devlet tarafından ihaneti vataniyeden aranan bir vatan sevdalısın. Aynen öyle Devletlum. Buyurun. Sadede gelirsek. Çok kritik bir zamanda çok önemli hamle yaparak iktidara el koydunuz. Allah sizden razı olsun. Lakin tahta çıkarttığınız padişah namzede sizi fevkalade hayal kırıklığına uğrattı. Bu sebeple çok tehlikeli bir adamla, Abdülhamit'le uzlaşmak zorunda kaldınız. Nereye geleceksiniz Miloş Efendi? Maksadım önünüzdeki büyük engeli kaldırmak. Sizi büyük bir düşmandan kurtarmak Devletlum. Kimmiş o? Benim haksız yere ihaneti vataniye ile suçlanmama sebep olan adam. Mustafa. Namı diğer Flinta. Bu ortak düşmandan nasıl kurtulacağız Miloş Efendi? Size onun inini söyleyeceğim. Siz de orayı basarak tamamını derdest edeceksiniz. Mustafa ve takımının karşılığında benden ne istiyorsun Miloş Efendi? Ona istek demeyelim paşam. Şart diyelim. Neymiş o şart? Ben iktidarla sizin ağzındaki engeli ortadan kaldırmanızı sağlayacağım. Siz de bana. Hoş geldiniz Feriha Hanım. Eksik olmayın sultanım. Sizi burada görmek ne güzel. Verdiğiniz destek için size teşekkür etmeye geldim. Teşekkürü iyi gazetecilik yaparak millete ediniz. Bana değil. İyi gazetecilikten kastınız bilemiyorum sultanım. Bunu size daha evvel de söylemiştim. Siz hakikatin peşinde koşunuz yeter. Meşrutiyet hakkındaki fikirlerimi biliyorsunuz. Hürriyet hakkındakileri de. Bakın Feriha Hanım. Ben meşrutiyete prensip olarak karşı değilim. Batılıların meşrutiyeti dayatmasına karşıyım. Devir değişiyor. Yeni ihtiyaçlar hasıl oluyor. Elbette ki siyaset değişecek ve gelişecek. Lakin bunun zamanını kendi ihtiyaçlarımıza göre biz belirleyeceğiz. Zamandan kastınız? Feriha Hanım, etrafınıza dikkatlice bakarsanız bir uçurumun kenarında at sürdüğümüzü görürsünüz. Batılıların amacı Osmanlı'nın ve dahi İslam'ın hüküm sürdüğü toprakları küçülterek yutmak. Hürriyet onların umrunda bile değil. Onların tek istediği Osmanlı'nın birliğini ve dirliğini meşrutiyet ve hürriyet maskesi altında bozmak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bıçak sırtında yürüdüğünüzü düşünüyorum sultanım. Allah yardımcınız olsun. Sultanım sizden bir istirhamım var. İzniniz olursa Mabeyn katiplerinizden Ziya ve Namık Kemal Beyleri gazetemize yazar olarak almak isterim. Bunun müsaadesini benden değil, vicdanınızdan isteyiniz. Bu arada Allah geç de olsa kızınız da kavuşturdu sizi. Kızınızla nasılsınız? İyi sultan. Sağlığınıza duacıyız. Bekri Mustafa nerede? Bekri! Mustafa nerede?
Burada yok. Leyla içeride mi? Leyla! Leyla! Bekri, Leyla evde yok. Saatlerdir burada oturuyorum. Çıkmış olamaz. Evde olmalı. Baktım, içeride yok. Farah. Yine mi sen? Ne istiyorsun? Sen az önce evde değildin. Neredeydin? Evdeyim Farah. İçeriye baktım, orada yoktun. Neredeydin? Farah, senin hakikat anlayışın bu işte. Evdeki insana evde değilsin diyorsun. Masum insanları muhbirlikle suçluyorsun. İçerideydim. Ne kadar büyük bir yalancısın. Ne kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun gözümün içine baka baka. Edebini takın. Katil eskisi. Ne o? Sinirlendin mi? Öldür beni Farah. Hadi Farah, öldür beni. Senin mesleğin bu. Adam öldürmek. Senin ipliğini pazara çıkaracağım Leyla. Her şeyi tek tek ortaya çıkaracağım. Seni büyüttüğünü iddia ettiğin amcan, babam dediğin Ekrem Paşa'dan 3 yıl önce ölmüş. Farah, hayal görüyorsun. Senin beynin yıkanmıştı, ben o beyni temizledim. Ama görüyorum ki zayi olmuş. Beynin bitmiş. Gerçekten korkulacak kadınsın Leyla. Hakikat birer birer ortaya çıkacak. Herkes, Mustafa, senin gerçekte kim olduğunu öğrenecek. Senin yerinde olsam şimdiden hazırlık yapmaya başlarım. Beni aradığını biliyorum Ali. Ben Karamürsel'de Süreyya'nın yanında olacağım. Oraya gel. Mustafa'yı da getirmeyi unutma. Hayatının en büyük acısı ve imtihanı seni bekliyor Ali. Lazım evvel Hüseyin kardeş. Hoş geldin kardeşim benim. Başın sağ olsun Galip kardeş. Çerkez yüzbaşım büyük adamdı. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Senden bir işimiz var Hüseyin. Hayırdır Galip kardeş? Sana bir misafir getirdik. Ne misafiri? Hesap sorsa. Münasiptir Mustafa.
masummuş gibi gösterdiğim bu mahkumlarla aynı konuda olmayı düşünüyorum. Masumların ahını almak neymiş, göreceksin. Senin yüzünden ocağım yandı, kül oldu kadı. Göreceksin. Hesap zamanı geldi kadı. Kısmet seni bize getirdi. Gününü göreceksin kadı. Ecelin elimizden olacak kadı. Buraya kadar. Cehenneme gidiyorsun kadı. Öleceksin kadı. Hesap zamanı geldi. Kaçamazsın. Sen benim hayatımı bitirdin. Ben de seni bitireceğim kadı. Gününü göreceksin kadı. Ölümün elimden olacak kadı. Ölümün elimizden olacak. Koğuştaki balyozun neden orada olduğu belli oldu. Sana hediye gelmiş Kadı Sadullah. Yapma. Hediyeni teslim edelim. Gelen Kenan Miloş. Mustafa'yı yakalamanız yardımcı olurum. Ama bir şartım var dedi. Nedir? Gel. Paşam, Kadı Sadullah hapishanede parçalamışlar. Ne? Mahkumiyetine sebep olan mahkumlarla aynı koğuşa koymuşlar paşam. Onları içeri kim aldı yaver? Araştırıyoruz paşam. Mülazım evvel Hasan adında bir zabit almış galiba. Kadı, mahkumlar onu parçalamadan önce hangi davadan kimden rüşvet aldığını, kimi kayırdığını ve haksız yere kimi hapse attığını yazmış sultanım. Bu listedeki bütün rüşvetçileri tek tek toplayın. Baş üstüne. Haksız yere hapis yatanları da derhal tahliye edin. Emredersiniz sultan. Bir takım oluşturun. Suçlu olup da hala dışarıda olanları tek tek yakalayın. Yalan söylüyor. Gözümün içine baka baka o kadar rahat yalan söylüyor ki inanamazsın. Babası vefat ettikten sonra sözüm ona amcası Şemsettin Ulvi Efendi büyütmüş onu. Kayıtlara baktım. Ulvi Efendi babasından 3 yıl evvel vefat etmiş. Tabii Ekrem Paşa babasıysa. Şemsettin Ulvi mi dedin sen? Evet. Ben hatırlıyorum galiba. Nereden? Evet, evet. Mısır'da tanışmıştık. Tanıştıktan kısa süre sonra da cinayete kurban gitti. Bir yeğeni vardı. O da ortadan kayboldu. Çocuğu hiç görmedim ama adam ince uzun boylu biriydi. Ekrem Paşa ile ne alakası var Helal'im, onu hatırlayamadım. Düşün anne, hatırlamaya çalış lütfen. Çocukları yoktu. Bu olay uzun süre konuşulmuştu. Üstelik adamın erkek kardeşiyle karısı da bu olaydan birkaç ay önce cinayete kurban gitmişti.
Efendim Miloş. Ne işiniz var burada? Mustafa gelebilir her an. Mustafa Ali ile İstanbul dışına gitmiş. Ama nereye gitti öğrenemedim. Senden de ses çıkmayınca merak ettim Leyla. Nerede olduklarını ben de bilmiyorum. Sana güzel haberlerim var. Yarın seni tamamen aklamış olacağım. Nasıl? Seni devlet aklayacak Leyla. Bunu nasıl başaracaksınız efendim Miloş? Sadrazam Rüştü Paşa ile yapacağız. Yalnız senden istediğim bir şey var. Zozan'a verdiğin zehrin panzehrini yap. Ve onu hemen yarın iyileştir Leyla. Eğer ölmediyse hemen panzehir hazırlarım. Ama tesir etmesi 2 gün sürer. Gel. Varmışlar mıdır Cemil? Şu sıralar varmış olmaları gerekiyor Efendi Akbar. Güzel. Ali'nin hakiki acıyla imtihanı başladı. Yakmışlar Mustafa. Bak yakmışlar Süreyya. Cayır cayır yakmışlar o gözümü. Bak kardeşim. Yüklüydü. Karnında bebesi vardı cayır cayır yakmışlar Süreyya'mı Mustafa bak. Bak kardeşim. Yakmışlar. Bak Mustafa. Olacaktı. Küçücük ayaklar olacaktı. Minicik elleri olacaktı Mustafa. Amca diyecekti sana kardeşim. Bak küçücük. Küçücük elleri olacaktı oğlum. Mustafa bak bak. Baksana. Bak oğlum. Amca diyecekti sana. Küçücük elleri olacaktı Mustafa. Küçücük. Bak küçücük. Bak minicik ayakları. Küçücük elleri. Amca. Amca diyecekti sana Mustafa. Ya sen de gitme. Ateşim aşkına canım, yakma çıramın, ya beni de götür, ya sen de götür. Ateşim aşkına canım. Ya beni de götür. Ya sen Türkiye. Allahsız da. Lan!
Mustafa bak küçücük elleri var. Kendine gel! Ama küçücük Mustafa elleri olacak Mustafa küçücük. O küçücük ayak. Ali! Kendine gel. Hüseyin'im geçiyor da geçlik çalarım ya beni de götür ya sen de git. Gel. Dediğim gibi yaptınız değil mi? Ne dediyseniz harfiyen yerine getirdik Efendi Akbar. Tek sevdiğim, hayatımın anlamı Ali'm. Buraya kadarmış bu Ali'm. Sen bu mektubu okuduğunda ben ve yavrumuz artık hayatta olmayacağız. Bu mektup sana bir veda Ali. Zalimin sana son bir armağanı. Sana veda etmeme izin verdi. Bizi unutma Ali'm. Beni ve yavrumuzu unutma. Çünkü ben son nefesimi verirken bile seni düşünüyor olacağım Ali'm. Elveda Ali'm. Elveda. Öte dünyada Rabbim bizi kavuştursun inşallah.
Vakti geldi Cemil, git yedir onu. Baş üstüne. Süreyya'nın mektubuna yazmasına izin vermediğim bir sürprizim daha var sana Ali. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsan yarım saat içinde Çamçukur köyünün girişindeki koruluğun başına gel. Ali. Her şeyden çok sevdim ben. Gittin, o sefil sokak zabitine aşık oldun. Yüzünü görürsem sana kıyamam Süreyya. Ali mezarı bulmuş olmalı Süreyya. Süreyya mektupla sana yazsın istemedim. Bu mezarda karnındaki yavrusu yatıyor. Senin oğlun. Mizah anlayışın biraz korkunç olabilir. Herkesin bir tarzı var. Ne yapayım Ali? Merak etme. Karın ve oğlun hala sağ. Ve tabii erkek mi kız mı doğacak bilemem. Her neyse. İkisi de elimde. Onları kurtarmak için tek yapman gereken Mustafa'yı öldürmek. Şimdi neden yanında Mustafa'yı da getir dediğimi anlamış oldun. Karın ve yavruna karşılık Mustafa. Ali sence ne yapacak Süreyya? Mustafa'yı öldürecek mi?
Seni o kadar çok mu seviyor Süreyya? Benden daha çok mu seviyor?